Limanımızı orada da birazcık anlatırız size ama. Macport, İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda limandaki çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 31 Aralık 2011 yılında, yani 2011 yılının son gününde biz Limak olarak basın mensuplarıyla bir araya gelen Genel Müdür Arısoy, 36 yıl süreyle işletme hakkını aldıkları İskenderun Limanı'na yapılan yatırımlarla bölgeye önemli katkı sunduklarını belirtti. Rıhtımlar yapıldı, limanın su derinliği arttırıldı, beton 450 bin metrekare civarı beton saha yapıldı. Rıhtımlar yamuk yumuktu ve kısaydı, bu rıhtımlar uzatıldı, lineer rıhtımlar yapıldı. Makine ekipman satın alındı. Bunlar konteyner vinçleri, konteyner istif vinçleri, mobil vinçler, bu tarz makine ekipmanlar satın alındı. Daha sonra kapalı alanlar yapıldı, depolama sahaları yapıldı. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı depolama sahaları yapıldı. İdari bina yapıldı, gümrük binası yapıldı, deniz polisi binası yapıldı ve bizim bakım binamız yapıldı. Yıllık ciddi bir kapasiteye ulaşan Limakport İskenderun'da doğrudan ve dolaylı olarak bölgede yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Başladık. Konteyner gemilerimiz 2013'ün Mart-Nisan ayı gibi başladı gelmeye. İşte 8. senemiz konteyner gemilerini elleştirme olarak. Gazetecilere limandaki işleyiş ve yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan Gündüz Arısoy, Limakport, İskenderun ve Hatay'a katkı sağlamaya devam edecek dedi. Kargo, ro-ro, araç, tır, canlı hayvan işleri de yapıyoruz. Yaklaşık 3 milyon ton dökme genel kargo, proje kargo toplamı volümümüz var. Yaklaşık 30-35 bin adet geçen sene yapılan araç trafiği var. Gene yaklaşık 300 bin adet civarı canlı hayvan şeyi var, volümü var. Çok amaçlı limanız. Yani Türkiye'de sadece konteyner işi yapan limanlar var. Sadece sıvı elleşlemesi yapan limanlar var. Sadece konteyner dışı yükleri elleşleyen limanlar var ama biz çok amaçlı bir limanız. Bizde sıvı yok. Sadece yük cinsi olarak ve yolcu yok. Dolayısıyla bu ikisi hariç bütün yük cinslerini biz elleşliyoruz limanımızda. Kapasitemiz 1 milyon konteyner şu anda. Ortaya konulmuş olan kapasite 1 milyon konteynerlik. Biz 500 bin yapıyoruz. Yaklaşık 2 katı kadar daha büyüme şansımız var şu an için. Ancak projelendirilmiş kapasitemiz de 3 milyon 200 bin. Bugün konulmuş olan kapasitenin 3 katından daha fazla bir kapasite daha koyabilme imkanımız var. Bunun projeleri yapılmış durumda. Dolayısıyla uzun yıllar İskenderun Körfezi'nde konteyner terminali ihtiyacı olmayacaktır diye öngörüyoruz. Gaziantep'in başı çektiği Maraş, Osmaniye, Hatay ili, Adana illerinin desteklediği bir hinterland. Aynı zamanda Suriye ve Irak için de hizmet veriyoruz komşu ülkelere. Şu anda 498 kişi Limak bünyesinde çalışıyor. Taşeronlarımızla beraber bu sayı 1200'e yaklaşıyor. Dolayısıyla 1200 kişi bu limanda çalışıyor. İşte aileleriyle beraber düşünürseniz 5000 kişi, Limak'la iş yapan paydaşları düşünürseniz 5000 kişi de öyle söylenebilir sanırım. Yaklaşık 10.000 kişi istihdam yaratılıyor. Salonda gerçekleştirilen toplantının ardından İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, yönetim kurulu ve üye gazetecilere liman sahasını gezdiren Arısoy burada detaylı bilgiler paylaştı.